Karın Eşliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğkan. Bugün sizlere rugosumları tanıtacağım. Çin'den getirmiş olduğum türlerin arasında yer alıyordu. Belki hatırlayanlar olur. Kraliçesiz olarak geçen bu türü böyle biraz yakından inceleyeceğiz. Değişik bir kamera kullanacağım bu sefer. Daha çok böyle zoom yapabilme şansım var. Detaylı görebileceğiz bir takım işte hareketlerini. Bir kere öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bunlar seviye 2 veya 3 şeklinde geçen karıncalardan. Yani tecrübesiz olan arkadaşlar için çok uygun değil. Bu sebeple bir takım yorumlar alıyorum. İşte Venator'lardan bana da sat, bana da yolla, nereden satın aldın, ben de onlardan istiyorum falan. Ama ben bunlara cevap vermiyorum. Çünkü ya daha Lasius Niger ve... Lasius Niger Best'le bir önce bir alış, bir hobiyi anla. Ondan sonra seviye 2, seviye 3'lere geçersin. Yani o yüzden böyle sadece arşivde bulunsun, kayıtlarımızda yer alsın diye bunları çekiyorum. Evet, belki görüyorlar, hevesleniyorlar, hevesleniyorsunuz ama bunlar başlangıç için uygun türler değil. Kraliçesiz olması da sizin Türkiye'de bulabileceğiniz karıncaların aynı özelliğe sahip olacağı anlamına gelmiyor. Bu sebeple de sadece bunu bilgi bankası olarak düşünerek izleyin. Belki bir iki tecrübe sahibi olduktan sonra gerçekten bunları besleyebilecek seviyeye geldiğiniz zaman tekrar konuşabiliriz. Şimdi öncelikle formikaryumdan bahsedeceğim. Bu benim yapmış olduğum bir formikaryum. Beslenme alanı ve gaz beton yutong bölümü. Burada kendi 3D printerimden yapmış olduğum bir takım havalandırma deliklerim var. İki tane suluğum, şekerli su, normal su, outworld çıkışı var burada kapalı. Şurada görmüş olduğunuz zamazingo tamamen şırınga iğnesi. Neye yarıyor bu şırınga iğnesi? Buradan ben şırıngayı takıp suyu bastığım zaman içerideki su haznesi su doluyor. Doğal olarak bu bölgeye nem veriyor. Burada formikaryumun birkaç çıkışı var. Transfer çıkışları. Bunlar da kapalı. Rugosumlar, venetorlar gibi tek çıkışlı ve tek girişli. Nasıl artık anlarsanız. O tarz yuvaları seviyorlar. Bu sebeple sadece tek çıkış var. O da burada. Şöyle gösterelim. Hatta şu kapağı da açayım. Belki problem çıkartır, yansıma yapar vesaire. Bu ortadaki görmüş olduğunuz deliği sonradan açtım. Bayağı hani ciddi ciddi karıncalar içerisindeyken matkapla giriştim oraya. Mecbur kaldım. Çünkü sol üstteki şuradaki görmüş olduğunuz çıkışta problemler yaşadım. Patladı yutong. Doğal olarak kaçma riskleri vardı. Hemen olaya doğrudan müdahale ettim. Bu arkadaşları şöyle göstereyim. Un kurduyla besliyorum, hamam böceğiyle besliyorum. Kimi zaman canlı veriyorum, kimi zaman cansız veriyorum. Canlı vermemin sebebi bir boksör gibi düşünün, sürekli antrenman yapması lazım. Bu karıncalar da çok aktif ve saldırgan oldukları için canlı vermem gerekiyor onları sıcak tutmak için. Protein oranına, daha doğrusu proteine çok ihtiyaçları var. Diğer karıncalara nazaran kabuklarından dolayı protein ihtiyaçları var. Yani kabukları çok protein istiyor. Bu da onların yaşamsal işte özelliklerini arttırıyor aslında. Bu sebeple de her gün neredeyse 2 günde bir 5'er 6'şar tane belki 10 tane un kurdu veya moryo kurdu takviyesi yapıyorum. Bu sebeple de çok keyifli bir tür. Yani sürekli beslemek zorundasınız. Sürekli avlanıyorlar. Ve üremeleri çok hızlı. En sevdiğim türlerden biri oldu açıkçası. Asya türü dediğim gibi işçileri ortalama 10 ila 12 milim arası, nemli toprakları seviyorlar. Taş altında yaşıyorlar genelde. Çok hareketli dediğim gibi, kabukları yüksek protein istiyor dedik. Ayrıyetten diğer karıncalara göre zehirli bir tür. Şu anlamda zehirli bir tür. Saldırdıkları zaman böcekleri felç edebilme özellikleri var iğnelerinin. Aynı şekilde insana herhangi bir darbede bulunursa, sokarsa, ısırırsa ciddi anlamda ağrı yapıyor. Ben yaşamadım böyle bir şey ama hani araştırdığınız zaman bunu çok net görebiliyorsunuz. Belki bir gün deneriz, alırım, soktururum kendimi. Bu yuvaya giriş arkadaşlar. Şimdi gelelim normal formikaryum alanını tanımaya. Bu görmüş olduğunuz PVC bir kağıt. Tamamen kırmızıyı algılayamadıkları için kullanıyoruz. Hem yukarıdan da içini görme şansımız oluyor. Formikaryumu çeviriyorum şöyle. Nefes alayım. Bunlar elle oyduğum odacıklar. Sol altta görmüş olduğunuz... Elim titriyor. Şunu bir koyayım da. Hatta şöyle tepeleme bir şey yapayım. Rahatsız olmayın sarsıntıdan. Bu sol altta görmüş olduğunuz dijital bir termostat. Yok, termostat mı denir ona? Termometre. Kafa gitti. Sabahın 5.30'unda konuşamıyorum arkadaş ben. Her neyse. 77'ye 27
Yani 77 nem oranı 27 derece gösteriyor. Bunlar için çok ideal. Çünkü hem sıcağı seviyorlar hem de yüksek nemi seviyorlar. Yalnız işte tek bir riski var. Mite oluşturabiliyor ki nitekim az önce gördüm. Mite oluşmuş. Kırmızı mite'lar tehlikelidir. Beyaz mite'lar idare eder. Takip etmem lazım. Çok dolarsa eğer mite'la baş edemezsem mecbur transfer etmem gerekecek. Umarım öyle bir şey yaşamam. Biraz detay girelim, yakından görün. Ben konuşurken bir yandan da izleyebilin. Sallanma. Evet. Bu görmüş olduğunuz kahverengiler kozalar. Görmüş olduğunuz gibi karıncalarda abdomenleri biraz ince uzun, sivri yapıda. İğneleri de var. Genelde saldırılarını az önce söylemiş olduğum gibi iğneleriyle yapıyorlar. Onun haricinde siyah gözükseler çok ışık altında baktığınız zaman böyle koyu altın rengi, kahverengiye kaçan bir rengi var. Kraliçeyi göster bana derseniz de gösteremem çünkü bunlar kraliçesiz koloni. Az önce de ilk videoya girişte söylemiştim. Gamergate muhabbeti daha önceden anlatmıştım size belki. Detaylı o konuya gireriz ama şu an kafa karıştırmak istemiyorum. Çünkü videoları çok net, çok böyle yakından takip etmeyen insanlar mesela burada söylediğim bir şeyi yakalıyor ve diyor ki abi ben işçileri topladım, hangisi kraliçe adayı olacak? Yok öyle bir şey. O yüzden çok detaya girmiyorum. Bu tür bu karıncalar, izlemiş olduğunuz rugosumlar da bu özellik var sadece. Bu da Türkiye'de bulabileceğiniz bir tür olmadığı için kafa karıştırmayalım. Kraliçesi yok. Kendi içinde bir domine eden bir karınca çıkıyor ve kraliçeliğe aday oluyor ve yumurtlamaya başlıyor. Hepsini yumurtlayabilme özelliği var. Bunun da testini birlikte yapacağız. Ne yapacağız? Bu koloni yeterli seviyeye geldiği zaman içinden ben 5-10 tanesini ayırıp farklı bir formikaryuma koyacağım. Ve bakacağız onlar acaba yumurtlayıp bir koloni haline gelecek mi? Çünkü doğalarında böyle. Mesela çok saldırı altında veya tehdit altında kaldıkları zaman ayrılıyorlar. Ve iki farklı koloni oluyorlar. Bunu ben de test etmek istiyorum. Belki de çok tecrübeli olan arkadaşlar yarın öbür gün böyle bir üretim gerçekleştirebilirsem şekil iş yaparım, veririm vesaire. Çok hızlı konuştum lan. Biraz daha yakından girelim mi? Şöyle bakalım. Hop. Farklı bir kamera kullanıyorum. Umarım beni üzmez. Şöyle yere koyalım bunu. Bakalım netleyecek mi? Netledi. Evet, yakından görebiliriz biraz daha. Ne anlatacaktım bunlarla ilgili? Aktif işte besleniyorlar. Bu arada yumurtaları hatta çekeyim ya. Şurada var mesela, ben görüyorum, siz de görebilecek misiniz? Heh. Larvalar, yumurtalar bu odada. Evet. Venetorlar gibi arkadaşlar. Avını yakıldıktan sonra getiriyor. Yumurtaların yanına yerleştiriyor avı, böceği. Bu görmüş olduğunuz larvalarda, pupalarda bakın hareket edebiliyor zaten. O böceğe yapışıyor ve emmeye başlıyor. Böyle mucuk 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 yemeğini yiyor. Ondan sonra sağda görmüş olduğunuz koz haline geliyorlar. Sonra da kozayı yırtıyorlar ve de işçi olarak dünyaya gözlerini açıyorlar. Onun haricinde bakayım buradakiler pamuk mu yoksa mantar mı oluşmuş? Ya küf oluşmuş deme bana ya. Yok yok, tamam, pamukmuş. Bir farklı özellikleri daha var, ondan da bahsedeyim. Şöyle zoom bir kaldıralım. Bakın bu odanın sol üstünde bir kir var. Bir pislik var. Bu aslında pislik değil. Bu tamamen karıncaların benim beslenme alanında kullanmış olduğum steril torfun parçalarını alarak cama yapıştırıp oradaki nem oranını arttırma çabası aslında. Yani bunlar buraya yapıştırıyor ve ortamda nem olduğu zaman ne oluyor? Oradaki koydukları torf, toprak da nemleniyor ve o nem oranını daha uzun soluklu koruyabiliyorlar. Bu çok güzel bir özellik. Aynı şeyi venetorlar da yapıyor. Bu sebeple beslenme alanlarında mutlaka torf veya toprak benzeri bir şey. Yani kimisi mesela yurt dışında havlu kağıt kullanıyor yani hani. Ama biz tabii görselliğe birazcık önem verdiğimiz için, daha doğrusu ben verdiğim için o tarz şeyler kullanmıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oraya dizmişler bir güzel. Altında gözükebilir mi bilmiyorum ama bakalım. Bence gözükmeyecek. Bunların altında bir sineklik var. Metal sineklik. Onun altında su haznesi var benim. İşte bu sebeple de nemli oda olduğu için bu. O toplanan topraklar bu odaya geliyor. Şurada böyle bolcana bir koza var. Biriktirmişler. Ne hikmetse bütün kozaları da burada tutuyorlar. İşte yakın yarın öbür günde yaklaşık olarak buradan mesela herhalde 20-30 tane işçi daha çıkacak. Daha çok böyle çoğalan bir tür değil bu. Ortalama ne kadar? 200-300 tane işçi yapıyor. 200-300 tane işçi yaptıktan sonra ayırma işlemi yapacağım dediğim gibi.
Ondan sonra gözlemleyeceğiz bakalım neler oluyor. Bu videonun serisi gelmez arkadaşlar. Bu arşiv olarak tutalım. Ama o ayrıştırma mı denir ona, ne denir? Tabii ayıracağız onları. Ayırdığımız zamanki deneysel şeyi çekerim mutlaka. O anları videolandırırım. Biraz izleyin. Ben de bir nefes alayım. Çok hızlı konuştum ya. Ben bazen böyle kamerayı kuruyorum, zoomluyorum, izliyorum abi. Hani ruh hastasıyım. Burada çok küçük bir tür değil. Videonun başında anlattım bilmiyorum ama 10-12 milim arası 1 santime yakın işçiler. O yüzden izlemesi daha da bir keyifli oluyor yani. Net izleyebiliyorsunuz hani. Sadece makro lense veya işte ne bileyim yakın çekime ihtiyacınız yok. Oturup bir kahve koyup bile izlersiniz. Keşke Türkiye'de de bu tür olsaydı ya. Salayım mı doğaya? Çoğalttırayım mı? Çiftlik yapayım mı? Ekosistemi bozma lan! Şimdi başka ne detay verebilirim bu arkadaşlar için? Vallahi başka bir detay yok. Yani o kadar hızlı anlattım ki ne anlattım bile hatırlamıyorum. Tür bu. Geldikleri zaman kaç tane işçi vardı ya? Açıp eski videoyu izlemem lazımdı ama izlemedim. Herhalde tahminimce 20 tane falan işçi vardı ve sıfır yumurta vardı. Hiçbir yumurta yoktu. Hatta ben korktum. Ulan dedim bunlar üremeyecek, patlayacak bu koloni herhalde. Ama müthiş seviyede çoğaldılar ve çok sevdiler şu an mekanlarını. İyi benimsediler. Hiç dokunmuyorum o yüzden. Aman dur fantezi yapayım, farklı bir işte formikaryum deneyeyim falan yapmıyorum. Ama çok sevdiğim bir tür olduğu için artık bu. Burası dolarsa eğer, şu görmüş olduğunuz formikaryum ağzına kadar dolarsa mutlaka şey yapacağım. Böyle teraryumlu yani canlı bitkili beslenme alanlı böyle bayağı top ışıklandırma, yağmur sistemi vesaire. Arkada da çok güzel bir gizlenmiş yutong veya alçıdan formikaryum yaparak sırf şov amaçlı böyle bir çalışma yapabilirim. Bunu da tabii ki de sizinle paylaşırım. Evet, başka anlatmam gereken bir detay yok. En azından bir tür daha tanımış oldunuz, görmüş oldunuz. Çok keyifli bir tür. Biraz daha zoom yapayım. Videoyu da bitireceğim zaten. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hep tekrarlıyorum. Watch time'ımız yani izleme, video başına ortalama izleme dakikası beni çok mutlu eden bir detay. Hani diğer detaylar çok önemli değil. Abone sayısıymış, bilmem neymiş, bunlar çok önemli değil ama oturup İki günde bir ne kadar videolar ortalama izleniyor ona bakıyorum. Bunun sebebi de insanlar bilgiye ne kadar aç, ne kadar bilgi almak istiyorlar. Bu noktaya çok önem veriyorum. Ve bu iş düşmedi, artıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Demek ki diyorum ki bilgi almak isteyen, böyle şu 14-15 dakikasını maksimum ayırıp bir şeyler öğrenmek isteyen insanlarla dolu benim kanalım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz birçok YouTube'da bu barınan yani YouTuber diyelim arkadaşların genel şikayeti o. Ya beni şu kadar kişi takip ediyor ama izlenmem yok. Açıyor, kapatıyor adam. Tabii benim yaptığım iş biraz daha farklı. Biraz daha içinde bilgiler var. Bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ben bir şeyler öğrenebiliyorum, gözlemliyorum. Bu sebeple de o ortalama izlenme dakikası benim için çok önemli. Bu konuda ayrıca teşekkür ederim. Yani böyle hızlı hızlı geçmeyip konuyu tamamen oturup bir 15 dakikasını ayırıp izleyen insanların olması beni çok mutlu ediyor. Bu kadardı. Bir sonraki seride şu an Tetrimorium'ları transfer ediyorum. Tetrimorium günlüğü gelecek. Bu günlükte normalde time şey yapacaktım. Hızlı çekim yapacaktım ama 2 gündür transfer olmadılar. Hala 4'te 1'i eski formikaryumlarında duruyor. Onu derleyeceğim, toplayacağım. 1-2 gün sonra, belki de bir gün sonra Tetrimorium günlük gelecek. Artık 7 mi 8 mi 100 mü bilmiyorum. Bayağı bir seri çektik ondan. Ondan sonra da size çok güzel bir sürprizim var. Biraz tehlikeli bir şey ele alıp seveceğiz, bakacağız, inceleyeceğiz. O da sürprizim olsun. Bir de bir karar aldım. 30 bin olursak kendimi tanıtacağım. O da bir sohbet videosu olacak. Belki de canlı yayın yaparım. Siz sorarsınız, ben cevaplarım. Ama benimle ilgili merak edilen çok şey varmış. Yorumlardan okuyorum. Bunları elimden geldiğince cevaplamış olacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.